36. bölüm, 36. bölüm. Tapınmanın kökeni. Tapmanın kökeni. Kardeşlerim, karındaşlarım, mühür günlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu. İmkansız insanlar, saygılarımı sunarım, saygılarımı sunarım. Devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu muhteşem dünyadaki tek orijinal kaynaktır. Ana belgedir, kaynakça Cengiz Altındır. Sonra bu ar kelimesi değişime uğrayarak ur olmuştu. Ve kuş işlerle, akat prensi, siyasal konuyla, konularla, inançlarıyla en yüksekteki ateşe saygı nesnesini özel koruma altına almışlardı. Kral Urbagus, Urbagus mamafi olarak Suryasların bir şefiydi, beyiydi. Aşağı Mezopotamya'nın kurucusu ve domine edendi. Aynı zamanda Berosu ve Sensel de birinci hanedanlıkta konu içinde karıştırılan bir olay vardı. Bu da birinci kurucunun hatıratlarıydı. Kral Urbagus mamafi olarak da Suryasların şefiydi, beyiydi. Aşağı Mezopotamya'nın kurucusu ve domine edeniydi. Aynı zamanda Berosu Senseli de. Birinci hanedanlıkta konu içinde karıştırılan bir olay vardı. Bu da birinci kurucunun hatıratlarıydı. Burada Suryas imparatorluğunun yıkılışıydı. Bu da gerçek Kuşist insanlarıydı. Eski tarihte isim olarak ünlü olan birinci Şarginay'dı. Bütün Mezopotamya'yı hakimiyeti altına alan, buraları yöneten ve elamitleri savaşta yenendi. Suryas veya Sos kelimesi dağlılar demekti. Bu Suryaslar veya Soslar, bakın Soslar. Burada Suryas imparatorluğunun yıkılışıydı. Bu da gerçek kuşist insanlarıydı. Eski tarihte isim olarak ünlü olan birinci Şarginay'dı. Bütün Mezopotamya'yı hakimiyetini altına alan, buraları yöneten ve elamitleri savaşta yenendi. Suryas veya Sos kelimesi dağlılar demekti. Bu Suryaslar veya Soslar buraları kurmakla kalmadılar ve yeni hanedanlıklar kurdular. Ve hiç kuşkusuzdur ve de bellidir ki bunlar aynı zamanda kuşist prensleriydi, beyleriydi. Bu prensler heykellerde, yazıtlardaki Şarginay'dı. Güçlü kral Agade'nin kralıydı. Çok büyük olasılıkla buradaki iki güçlü millet Mezopotamya'daki imparatorluğu için devamlı kavga ediyorlardı. Türk bunlar, görüyor musun? Dünyada savaşlar sadece Türk'te çıkardı. Kendileri öldü. Ha. Buraları kurmakla kalmadılar ve yeni hanedanlıklar kurdular. Ve hiç kuşkusuzdur. Ve de bellidir ki bunlar aynı zamanda kuşist prensleriydi, beyleriydi. Bu prensler heykellerde, yazıtlardaki Şarginay'dı.
Güçlü kral, güçlü kral Agade'nin kralıydı. Çok büyük olasılıkla buradaki iki güçlü millet Mezopotamya'daki imparatorluğun içinde devamlı kavga ediyorlardı. Ha. Türkler. Buradaki Sümerler çok daha uygardılar. Ve buradaki genel yorum olan günah kavramını baz olarak alanlardır. Sümerler. Bütün yazıtlardaki en eski küniform yazılarında ve sivri uçlu okların gösterdiklerinde ve kaleme alınan şuydu. Hepimiz Sümer dilini konuşuyoruz demişlerdir. Kaldı ki daha eski tarihlerde arkadaşlar, burası çok önemli. Çok dedim ya. Çıkartırız lan, köküne kadar çıkartırız. Buradaki Sümerler çok daha uygardılar ve buradaki genel yorum olan günah kavramını baz olarak alanlardı. Bütün yazıtlardaki en eski küniform yazıtlarında ve sivri uçlu okların gösterdiklerinde ve kaleme alınan şuydu. Hepimiz Sümer dilini konuşuyoruz demişlerdir. Kaldı ki daha eski tarihlerde kaleme alınan Akatların dilinin bu kanıtlanmış olan yazma sanatının, hünerinin Akatlara Sümerler tarafından getirildiğidir. Sümerlerin dili Akatların dilidir. Türkçedir. Türk-Turan dilidir. Akatlı Turanlardan atmış. Turan Akatlardan atmış. Akatların dilidir. Aynıdır. Bunlar yazıtlarda kaleme alınmıştır. Bu Akat dili buraları domine eden halkın. Çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Tekrar okuyoruz bakın. Kaleme alınan Akatlıların dilinin bu kanıtlarla, yazıtlarla kanıtlanmış olan yazma sanatının hünerinin Akatlara, Sümerler tarafından getirildiğidir. Sümerlerin dili Akatların dilidir. Aynıdır. Türk-Turan'dır. Akatların dilidir. Bunlar yazıtlarda kaleme alınmıştır. Bu Akat dili buraları domine eden halkın her zaman ofisyel olarak kullandıkları, konuştukları değildi. Neydi efendim? Türk-Turan'dı. Turan Akatlardan atılmıştı. Aşağı Mezopotamya bölgesini istila eden Suryaslar, Fırat Nehri'nden geçerek yeni yerleşim yerleri aramıştılar. Ve buralarda temsili olarak yaşayan Hamitler vardı. Bunlar din düşüncesinin gelişimini zamanla tekrar okuyacağız arkadaşlar, bu çok önemli. Her zaman ofisyel olarak kullandıkları, konuştukları değildi. Türk-Turan'dı. Aşağı Mezopotamya bölgesini istila eden Suryaslar Fırat Nehri'nden geçerek yeni yerleşim yerlerini aramıştılar. Ve buraların temsili olarak yaşayan Hamitler vardı. Bunlar Hamitlerin din düşüncesinin gelişimini zamanla. Dedik ya, bitmez. Gördük mü arkadaşlar? Akatlar, Sümerler kimmiş? Kimmiş arkadaşlar? Teker teker çıkartırız. Bu din düşüncesi arkadaşlar, tapınma kökeni. M.Ö. 5000. Ya 5000 2000 arası arkadaşlar. Görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın.